Burada XYZ'nin 100 gram su içerisindeki çözünürlüklerini vermiş. Bunlarla ilgili demiş, eşit miktarlarda su ile hazırlanan, zaten eşit miktarda suyu vermiş. Doygun çözeltilerdeki demiş, kütleleri arasındaki ilişki. Bu ilişkiye baktığımızda arkadaşlar, 100 gram suda en fazla X, sonra Z, sonra Y çözüldüğü için X büyük, Z büyüktür, Y diyoruz. Yani cevap adına gayet kısa ve keyifli bir soru. 16. soru ile devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki elektron dizilim ve orbital şemaları ile ilgili demiş. 4S orbitalin enerjisi 3P orbital enerjisinden büyüktür. Enerji sıralamasını yaparken N artı L'ye bakıyorduk. N artı L değeri büyük olanın enerji değeri en fazlaydı. N baş kuantum sayısıydı. L de burada ikincil kuantum sayısıydı. L burada 0, 1, 2, 3, 4 gibi değerlerini alabiliriz. 0 ise S, 1 ise P, 2 ise D, 3 ise F orbitaliydi arkadaşlar. 4 istediği N eşittir 4, L'si 0, N artı L'si 4 geliyor. 3P dediği arkadaşlar baş kuantumu 3, L'si 1, N artı L'si 4 geliyor. Demiştik ki N artı L değerleri eşitse, hangisinin baş kuantum sayısı büyükse onun enerjisi daha fazlaydı. Dolayısıyla 4S'in enerjisi 3P'nin enerjisinden daha büyüktür. Birinci seçenek doğru. Uyarılmış bir atomdur. Bakıyorum, her şey gayet sırasında. Herhangi bir üst enerjiye çıkıyor, yok, bir alt enerjiye iniş yok. Dolayısıyla uyarılması ile ilgili yorumda bulunamam. Paramanyetiktir demiş. Arkadaşlar, tam dolu ya da yarı dolu olma durumunda paramanyetiklik kavramından bahsetmiştik. Daha önceki denemelerinizin cevaplanmalarında da yine bu tarz bir soru vardı, bahsetmiştik. Dolayısıyla paramanyetiklik kavramı da doğrudur. Cevap Ceyhan 1 ve 3'tür diyoruz. 17. soruya baktığımızda biraz şaşırtma tarzı bir soru. 1S2 arkadaşlar için ne diyeceğiz? Evet, birinci periyot ama 2 değil. Birinci periyot 8A grubu, bu helyuma ait bir sıralamadır. Buraya baktığımızda ikinci periyot 1A grubu. Buraya baktığımızda arkadaşlar ikinci periyot 2A grubunu gözlemleyebiliyoruz. Burada arkadaşlar X ve Z'nin aynı grupta olduğunu söylemiş. Hayır, X ve Z'nin aynı grupta olmadığını gözlemlediniz, zaten yanlış. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan burada X'tir demiş. Bunlarla ilgili yine yorum yaptığımızda 1A'dan 8A'ya doğru iyonlaşma enerjisinin genellikle arttığını biliyorduk. Fakat 3 aşağı 5 yukarı dediğimiz bir kavram vardı. 875.642 demiştik. Hatırlarsanız arkadaşlar, bu neydi? İyonlaşma enerjisi sıralamasıydı. Hemen bir hatırlatma yapalım. Aradaki fark neden kaynaklanıyordu? Küresel simetriden dolayı 3 aşağı 5 yukarı dediğimiz bir kavram vardı. Dolayısıyla bu da doğrudur. Değerlik elektron sayıları zaten ne demekti arkadaşlar? Grup numarası demekti. Bunların arasında demiş bu şekilde bir ilişki vardır. Yani son yörüngedeki elektron sayıları ile ilgili de yorum yapabiliriz aslında. Buraya baktığınızda arkadaşlar bakalım. X ve Z'nin son yörüngesindeki değerlik elektron, son yörüngedeki elektron sayısı aynı zamanda grup numarasını belirliyordu. Bakın, bunun son yörüngesinde 2 elektronu var. Bunun son yörüngesinde 1 elektronu var. Bunun da son yörüngesinde 2 elektronu var. Dolayısıyla X Z'ye eşittir. O da Y'den büyüktür yorumunda bulunabiliyoruz. Cevap 2 ve 3'tür diyebiliriz. Evet, devam edelim. Bu tepkime ile ilgili bazı bilgiler vermiş bize arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Tepkimesi demiş, sabit hacimde kap dengedeyken, sabit hacimli bir kap, sabit hacimli olması demek V sabit olduğu anlamına gelecek. Biliyorsunuz arkadaşlar, molerite neydi burada? Molerite N bölü V'ydi. N burada mol sayısıydı. V de burada hacimdi. M de derişimdi. Sabit hacimli bir kapta sisteme sabit sıcaklıkta Cl2 ekleniyorsa Cl2'deki artıştan bahsedebiliriz. Denge ne yapacak? Artanın karşısında hazırlanın yanındaydı. Dolayısıyla artanın karşısına geçeceği için denge burada ürünler yönüne, yani NOCl2 yönüne kaymış olacaktır. Burada bu sistemle ilgili hangisi yanlıştır demiş. NO gazının derişimi artar diyor arkadaşlar. Burada ne olacaktır? Evet, Cl2 eklendi.
Cl2 ekleneceği için aslında NO Cl2 artacak. Cl2 artacak ama NO derişimi azalır. Doğru. Çünkü denge ürünlere kayacak. Denge girenler yönüne kayar diyor. Hayır arkadaşlar, denge ürünler yönüne kayacak, gördük. NO Cl2 derişimi artacağını söyledik. Denge sabitinin değeri değişmez. Doğru. Cl2 derişimi artar. Evet, ilave ettiğimiz için artar. Dolayısıyla cevap Bursa diyoruz. 19. soruya bakalım arkadaşlar. Helyum gazı bulunan izokorik bir sistem. İzokorik sistem neydi arkadaşlar? Hacmin sabit olduğu bir sistemdi. Hacim sabitken iş yapılamaz demiştik. Delta U'nun iç enerji değişimin Q artı W olduğunu düşünürsek eğer, burada arkadaşlar hacim sabitken iş yapılmayacağı için W sabit, delta U'nun direkt Q'ye eşit olduğu bir sistemden bahsedebiliriz. İzokorik sistemlerde. Peki bu sistemle ilgili demiş arkadaşlar, W 0 olur. Evet, çünkü iş yapmayacağını söylemiştik. Sistemin entalpi değişimi 600 kilojüldür. Sisteme baktığınızda arkadaşlar verilen 600 kilojül ısı delta U aslında direkt olarak da Q'ya, o da delta H'e eşit olmuş olacak. Dolayısıyla bu da doğru. Sistemin aldığı ısı sadece sıcaklığı değiştirir demiş. Sistemdeki arkadaşlar ısı artarsa eğer, siz QMC delta T'den de gittiğinizde ısısı artarsa delta T'sine değiştirir. Buradaki tepkime entalpisine de etki eder. Dolayısıyla nedir? Yalnız 3 yanlıştır. Evet, gelelim arkadaşlar burada 20. sorumuza. 20. soruya baktığımızda dış basıncın 1 atmosfer olduğu bir ortamdaki ideal pistonu 1 kapta demiş. Karbon monoksit ve oksijen gazları veriyor. Karbon monoksit gazının %50'sinin tükendiğini. Şimdi burada arkadaşlar karbon monoksitin oksijenle tepkimeye girip karbondioksit oluşturduğunu düşünebilirim. Burada 1/2 olarak tepkimeye girecek. Başlangıçta karbon monoksiti 3 mol olarak vermiş. Burada bunu da 2 mol olarak vermiş. Bununla ilgili bilgi vermedim. Daha sonra karbon monoksitin %50'sinin tükendiği demek. Demek ki burada 1,5 mollük bir azalma var. 1,5. Dolayısıyla kat sayıları arasında 1'e 0,5'lik bir kat sayı olduğu için 1'e 1,5 ise arkadaşlar 1/2'ye 0,75'lik bir azalma burada söz konusu. Totalde ne olacak? 1,25 mol dengede elimizde. Yine kat sayıları arasında 1'e 1 ise buradan 1,5 harcanıyorsa buradan da 1,5 oluşacak. Son durumda 1,5 mol ile bizim elimizde karbondioksit var. Kısmi basınç dediğimiz şey PO2'nin P toplama oranı olarak da nitelendirebilirsiniz. NO2'nin de N toplama oranı olarak ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla siz burada zaten ideal pistonu bir kap olduğu için P0'ın 1 atmosfer olduğunu, yani demek ki tepkimedeki aslında toplam basıncın 1 olduğunu düşünebilirsiniz. PO2/1 eşittir. NO2'ye bakıyorum arkadaşlar burada 1,25. N toplama baktığımızda da 1,5 artı 1,25 artı 1,5 dediğimizde şuradaki N toplamında siz 4,25 mol olduğunu biliyorsunuz. Yani özetle işleme baktığımızda son durumda arkadaşlar PO2/1 eşittir 1,25/4,25. Buradan 125/425 dediğinizde gereken sadeleştirmeleri yaptığınızda cevabı arkadaşlar 5/17 olarak gözlemleyebilirsiniz. Gazlarda kısmi basınç sorusuydu. Kısmi basıncın şu tarz bir eşitlik olduğunu unutmayacaksınız diyebiliriz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir hız sorusu. Bu tepkime ile ilgili demiş. 10. ve 20. saniye arasındaki H2'nin ortalama harcanma hızı. 10. ve 20. saniye arasındaki, biliyorsunuz biz delta H2/delta T dediğimizde aslında ortalama bir hızdan bahsedebiliyoruz. 10 ve 20 arasındaki mol farkına baktığınızda 0,82 - 0,67/20 ile 10 arasında onluk bir fark var. Dolayısıyla buradan arkadaşlar 0,15/10'dan şundan daha küçük bir değer geldiğini görebilirsiniz. Uzun uzun işlem yapmanıza gerek yok. Peki
50. saniyede HCl'nin anlık hızını vermiş 0.63. Hayır, 50 saniyede anlık hız size verilen 0.37'yi vermiş zaten. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Tepkime hızı zamanla azalmıştır demiş. Evet, bakın, saniyeler geçtikçe, süre arttıkça ne olmuştur? Hız azalmış. Dolayısıyla bu seçenek doğrudur. Doğru seçeneği soruyordu. Gayet net bir soru. Yalnız 3'tür yorumunda bulunabiliriz arkadaşlar. Evet, 22. soruya geldiğimizde arkadaşlar, 22. soruda da yine bir asit baz sorusu ile karşı karşıdayız. Burada 100 ml klorik asit çözeltisinin ilk çözeltisiyle, demek ki burada ne var? Bir asit çözeltisi var. Titrasyon, demek ki burada biz büretteki çözeltinin bazik olduğu yorumunda bulunabiliriz ki bir titrasyon olayından bahsedebileyim mantıken. pH 7 olduğunda dönüm noktasında oluşuyor. Evet, asit ve baz. Demek ki bunlar pH'in 7 olduğu bir nötrleşme tepkimesi olacak. Kuvvetli bir baz çözeltisidir demiş. Burada arkadaşlar, tamamıyla birbirlerini nötrlemesi için direkt olarak siz pH'in şuranın pH'in 7'den küçük olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla demek ki bu da pH'in 7'den büyük olması lazım ki birbirlerini nötrlesin. Bu seçenek bize nedir? Doğrudur. Dönüm noktasında biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Demiştik ki M1V1 eşittir M2V2 olmak durumundaydı. 0.1 çarpı 100 eşittir diyoruz arkadaşlar. 50 çarpı, çünkü bize burada 50 mililitrelik demiş. 50 çarpı, burada soru işareti dediğimizde aslında soru işareti olan kısmının 0.2 molara denk geldiğini görebiliyorsunuz. 2 molarlık olabilir demiş. Nedir? Bu yanlıştır. İlk çözeltisi 0.2 molarlık amonyak çözeltisi ise dönüm noktasında erlenme yerde 150 mililitre çözelti vardır demiş. Bu da arkadaşlar yine 0.1 çarpı 100 eşittir. Yine 0.2 molarlık dediği için 0.2 çarpı soru işareti diyorum. Burada da yine soru işaretini çektiğinizde 10 bölü 0.2'den 50 mililitrelik bir çözeltiye denk geliyor. Dolayısıyla bu seçenek de yanlıştır. Cevap nedir? Yalnız bir, yani Adana seçeneğidir diyoruz. Gelelim 23. soruya. 23. soruya baktığımızda da arkadaşlar, burada yine bir denge tepkimesi gibi, ama çok da böyle hani kafa karıştıracak, zorlayacak bir denge tepkimesi değil açıkçası. Burada da arkadaşlar yine yorumlayalım. Bunu vermiş 4 mol demiş SO3 gazı. Şimdi bunu başlangıçta arkadaşlar 4 mol olarak vermiş. Bunlarla ilgili herhangi bir şey vermemiş. Ayrıştığında demiş 3 mol SO2 gazı oluşuyor. Şimdi demek ki 3 mol SO2 gazının oluşabilmesi için ne diyeceğim arkadaşlar? Demek ki 3 mol bundan oluşmuş. Dolayısıyla birebir katsayı olduğu için demek ki 3 mol de SO3 harcanmış. 1'e 0.5 katsayı olduğu için burada 1.5 mol O2'nin de oluşacağı anlamına gelecek. Dengeye geldiğimizde arkadaşlar 1 mol SO3 gazı, 3 mol SO2 gazı, 1.5 mol de O2 gazının olduğu yorumunda bulunabilirim. Dolayısıyla biz tepkimeye baktığımızda aslında tepkimenin yüzde verimi ve oluşan O2 gazının mol sayısı ile ilgili yorumlarda bulunmuş. Ne diyeceğim? Normalde oksijenle ilgili yorum yaptığımda aslında 4 mol SO3 gazı başlıyorsa, 1'e 0.5 katsayı varsa, 1 mole 4 mol ise 0.5'e normalde 2 mol oluşması gerekiyordu. Ama 2 mol oluşmamış, 1.5 mol O2 oluşmuş. Diyeceğim ki 2 mol olması gerekirken, 2 mol O2 olması gerekirken 1.5 mol O2 oluşuyorsa, bize yüzde verimini sorduğu için yüzde ne kadardır? Dolayısıyla arkadaşlar ne yaparım? 100 çarpı 1.5 bölü 2 dediğimde %75'tir. %75 zaten seçeneği belli. Oluşan O2'nin mol sayısı da nedir arkadaşlar? 1.5 mol O2 oluşuyor. %75 verimli. Dolayısıyla cevap Edirne diyorum. Gayet keyifli bir soru. Aslında hiç de zor değil. Aslına bakarsanız dikkat sorusu sadece. Evet, bir elektrolit sorusu arkadaşlar.
Yine size tepkime kabını vermiş, tepkime ile ilgili yorumlamalardan bahsediyor. E0 değerlerine bakıyoruz arkadaşlar. İkisinin indirgenme tepkimesini vermiş. İndirgenmesi büyük olanın katot olduğunu, indirgenmesi küçük olanın da anot olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla F'nin bulunduğu kabın anot kabı olduğunu, C'nin bulunduğu kabın da katot kabı olduğunu söyleyebiliyorum. Bunu nereden anladım? İkisinin de indirgenme eğilimini vermiş. Hangisinin indirgenmesi daha büyükse o katot, diğeri anottur. Anot da yükseltgen ve katot da indirgenme. Peki, hücre potansiyeli 0.78 volttur. Ne yapacağım arkadaşlar? Anotta yükseltgen mi olmalı? O yüzden bu tepkimeyi ters çeviriyorum. Tepkimeyi ters çevirmem demek E0'ın değerinin eksi iken artı 0.44 volt. Biz biliyorduk ki epil değeri anotla katotun toplamı kadardı. Dolayısıyla 0.44 ile 0.34'ü topladığınızda 0.78 volttur. Bu seçenek nedir arkadaşlar? Doğrudur. Hücre şeması önce anot, sonra tuz köprüsü katot diyorduk. Önce anotu yazdık. Nedir anot? F katısından F artı 2, katot C artı 2'den C katısı. Bu da doğru. Hücre potansiyeli zamanla artar. Bununla ilgili daha öncelerde de yorum yapmıştık. Hücre potansiyelleri kullanılır, bir pili düşünün. Kullanır zamanla azalır ve sıfır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Birinci kapta ne olacak arkadaşlar? Birinci kapta bir tepkime olarak baktığınızda yükseltgenme FF artı 2'ye doğru. Elektron, elektron dediği için sonundaki N'den anlamıştık. Elektronların hareketi anottan katoda doğruydu. Yani F'den C'ye doğrudur. Dolayısıyla bu seçenek de doğrudur diyoruz arkadaşlar. Gelelim 25. soruya. Yine bir fonksiyonel grup sorusu arkadaşlar. Baktığınızda birincisi size bir esteri verecek. İkincisine baktığınızda bir karboksil asit. Üçüncüye baktığınızda da bir eter. Dolayısıyla arkadaşlar ester, karboksilik asit, eter cevap Bursa. Her denemede çıkıyor. ÖSYM'de bu konuya çok takık. Lütfen fonksiyonel grupların genel gösterimlerini oturmadı ise çalışınız sevgili arkadaşlar. Evet, bu tür sorularda Yupak sistemine göre baktığınızda şöyle bir göz gezdirdiğimde bence önce çifte bağların ve üçlü bağların olduğu yerden bakmaya bakın. Zaman kazanırsınız. Genelde kafa karıştırıcı yeri oradan veriyorlar çünkü. Çift bağın yakın olduğu yerden başlayacağım arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 dediğimde burada arkadaşlar 4 metil, 2 penten olmalıydı. Cevap nedir? Denizlidir. Direkt olarak bakıp geçebilirsiniz. Evet, azot ve klor atomları arasındaki NCl3, azot 7'yi yazdığınızda 2,5'tir arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Klor 17'yi açtığımda da 2, 8, 7 diyorum. Her bir kloru 3 klor bağladığı için yazdım. Klorlara da 7 elektronlu son yörüngesinde olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye yazdım. Şöyle 2.1 bağ oluşturduğu üçgen piramit görüntü demiştik. Bağ açısı 107 dereceydi. 120 derecedir demiş, yanlış. Peki devam edelim. Üçgen piramit bir yapısı vardır diyor. Doğru. Lewis gösteriminde 10 çift ortaklanmamış değerlik elektronu vardır demiş. Bakalım 1, 2, 3 bağ yapımına katılmayanlar ortaklanmamış. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 de azotun üstünden geldi. 10 çift ortaklanmamış elektron var. Bu da doğrudur. Bağ açısını bize yanlış verdi. Geri kalan 2 ve 3 doğru olduğu için cevap arkadaşlar Diyarbakır'dır diyebiliyoruz.